Herkese merhabalar. Neyse, ben bir video başlangıcı çektim bu arada. Sonra belki onu beğenmem diye şu an ikinciye mi başlamam video. Uzun zamandır video çekmediğimi fark etmedim değil. Zaten farkındaydım da çekmiyordum yani, vaktim yoktu. Bugün Yağmur Boy'la buluşup Midilli'deki ve Mudani Vlog'da bizleri yalnız bırakmayan sürpriz misafirimiz. Gerçi artık sürprizliği kalmadı onun da. Bursa'daki yeni açılan Downtown'a gidiyoruz. Benim ikinci gidişim olacak ama vloglayacağım için tabii ki daha farklı olacak. Bir de orada Christmas Market var şu an. Christmas Market'i gezeceğiz. Birbirimize aldığımız yılbaşı hediyelerini vereceğiz. Bir de Karaköy Factory'di sanırım. Orada tatlı yiyeceğiz. Büyük ihtimalle önce tatlı yer, sonra hediyeleri falan veririz. Sonra gezme işini sonraya bırakırız. Bir yılbaşı vlogu gibi düşünebiliriz bunu. Şu an Acemler'deyim bu arada. Buraya Acemler metro istasyonuna yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Downtown dediğimiz. Acemler istasyonunda bekliyorum. Yağmur da bir 5 dakika sonra burada olur büyük ihtimalle. Ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. İlk şarkımdan sonra çektiğim ilk videom olduğu için bu hatırlatmayı yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. İlk şarkım Sun and Moon. Şu an tüm dijital müzik platformlarında. Dinlemek için aşağı linkini bırakacağım açıklamasına. Mutlaka dinleyin. Downtown'da görüşmek üzere. Yo, yürürken de çekerim ya. Bu arada unutmadan söyleyeyim sonra, çünkü ben genelde onu unutuyorum maalesef. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu şu an beğenin. Zaten beğenirsiniz izlerken. Beğenmeyi unutmayın. Diğer içeriklerime de tabii ki de göz atmayı unutmayın lütfen. Ben hala nereye bakıyorum? Bu kaçıncı vlog? Buraya bakmam lazım ya. Neyse, öyle işte. Ve hemen tekrar special, artık special olmayan geçtiğimiz Yağmur Boy'a merhaba diyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın, söyle. Çok soğuk. Kendisi biraz donuyor. Ama Ayvalık'taki gibi değil asla. Bak bak, bu ördek, kaz, karabatak. Şu dakları görsünler. Dakları görsünler. Evet. Karabatak mı, ne bu? Ucu ucu. Bak cinlerim. Daklar şurada. Gösteremem şimdi, elimde hediye var. Tamam, çektim işte. Şuraya koyar. Evet. Sakın koy. Aaa sen dur. Sen ne yapsam kurtulam. Bir şey söyleyeyim, şurası çok güzel gözüküyor bak. Evet bu arada. Şöyle göstereyim. Downtown gezisinden başka her benzeri zaten bu yani şu an. 15. Bu mu 15 dakikalık yol? 15 dakikalık. Evet bu. Neyse, şimdi kolum ağrıdığı için orada çekeceğiz. Yağmur, Downtown LA'deki ilk yorumlarını yap. Çok güzel, kendimi LA'de hissediyorum. İşte şurada bir yılbaşı ağacı var, bakalım. Bak, ortadaki dev küp. Ne zaman fotoğraf çekiyor? Fotoğraf çekineceğiz şimdi. Evet, inşallah sesim geliyordur. Biz Karaköy Factory'e geldik. İnanılmaz gözüküyor. Ve bunları tıkınıp şimdi birbirimize hediyeleri vereceğiz. Daha sonra 2023 hakkında yorumlar falan yapacağız Yağmur. Tamam. Önemli şey, bu bir yılbaşı videosu sonuçta. Bu arada burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Derken kendini seçiyorsun, kendini oluşturuyorsun gibi bir mantık var. Biz tehlike yeriz. Tehlike yeriz böyle. O gelmez mi rüya? Çok mu güzel? That's weird. Bir şey söyleyeceğim, bir çikolata sosunun üstüne en iyi giden şey Antep fıstığıdır. Hayır. Döndüm rüyamdan. Satırlar uçar gider. Verelim hadi hediyeleri. Yağmur'un yeni havalı çantası. Üç hediye var. Üç hediye var, evet. Üç hediye var. Tamam. Biri çok komik, ikincisi normal bir hediye. Üçüncüsü de şöyle oldu, sen bunu 2-3 sene önce İzmir'e geldiğinde beğenmiştin.
Belki 4 sene. Selin sen ben buluşmuştuk kaç sene önce o? 3 sene galiba. O zaman beğenmiştin. Evet. Sonra ben geçen onu favorilerime eklemiştim. Hı. Sonra dün gördüm ve aldım. Limit açtın mı? Sana doğru ne? Söyle. Bir söyle sen. Açtım. Ben de. Bir de dur şunu sana vereyim. Bu Yunanistan'dan sana. Bu hediye olarak değil yani. Zaten içine paketleme sarmayı unuttuğum için böyle. Çok kremikler. Ne oldu? Sinirime şey oldu. Parmağımı hissettim. Versin. Hadi bakalım tepesinden ne çıkacak acaba? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Barış inanılmaz. Sen bunun dünyalısını beğenmiştin hatırlıyor musun? Hayır. Ayıp bir dükkan düşebilir ama. Tamam. Düşemezsin. Çok göremiyorsanız göremeyin. Ben göreyim önemli olan. Çok olurum. Çok iyi. Helal olsun. Yine şaşırtmadı. Gıdış paketlemesiyle. Yağmur. Ay tam senlik. Evet bu arada. Bence beden büyük olsun. Medium değil mi? Oversize mi? Medium. Tamam olur. Oversize. Tamam oversize small ya da medium alıyorum. Doğrudur. Ha. Tamam. Ve bu renkli ayakkabıların falan olduğu için uyumlu. Tebrik ediyorum seni. Montu falan size çok güzel olur. Olur olur. Çok iyi olur. Ben... Annem aldı. Kendi dekorlarını gördün değil mi evdeki? Evet. Yunanca şey falan koydum. Gördüm evet işte oraya çok koyacağım zaten. Çok güzel olacak oraya. Çok güzel. Yağmur'un küçük prens koleksiyonu var da. Evet Yunanca hatırlarsınız. Duymuyorlar flashback seni. Flashback Yunanca hatırlarsınız. Flashback verebilir misin evet, burada? Evet verebilirim. Hemen flashback. Yağmur küçük prens kitabı arıyor. Evet. Küçük prensin her dilde olanını. Bulgarca var, İngilizce var, Türkçe var. Bu kadar. Küçük prens sormaya giriyoruz. 7.70 euro. 6.5'luktan alırız. Ben onlardan dekor yaptım. Belki videosunu çekip size atarım. Yani sana atarım. Sen onu buraya koyarsın. Hatta bunu koyunca koyarsın. İki hediye var orada. Yo. Bir şeyden bunları sen ben evde almıştım. Ama önemli boyarım. Beyaz mıydı seninki de? Böyle. Yok yok. Şimdi ben seramik ev aldım ya. Bunu da bir yanına koyacağım. Evet çok mantıklı. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bunu seramik olarak kullanacağım. Ha, evet kullanırız. Kullanırım yani dekor gerçekten değil. Evet. O bardak altlığı Barış. Nasıl yaptın lan bunu? Punch'la. O ne be? Bunu da koyacağım flashback'ini bu arada. Çok bana iyi. Gönderdiğin şu notunda ne yazmıştın? Okuyabileceğim bir şey mi? Öyle bir little Is there here. Little Prince here evet. Demiş. Yağmur biz bu işlerden anlıyoruz. Yemin ederim. Hediyeler için tekrardan Yağmur Boya teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2023'ü kendin açından değerlendir. Ben değerlendim. Tamam ben değerlendim. Kimse kusura bakmasın. Hı hı. Bu sene benim senemdi Yağmur. YouTube. Bu sene başladı. Şarkı çıkarttım. Dördüncü sınıfa geçtin şükür Allah'ım. Ben mi? Bitiyor sonunda. Evet. Yurt dışına çıktın Yağmur. Daha ne yapayım? Kendimle gurur duyuyorum. Duyamayanlar utansın. Köy Faktörü'yü yorumla. Ha Faktörü Karaköy mi? Yorumluyordum bence biraz pahalı yani. Bence de pahalı. Evet, güzeldi. Pahalı 175 lira bu arada. Evet. Çikolatasının üstüne çok az döküyorlar. Bence böyle bol bol çikolatalar böyle atsa evet. İnanılmaz olur. 140 liralık bir tatlıydı. 120. He. 120. Vallahi ben benimkini çok beğendim. Güzeldi yani de. Bu arada burada böyle bir yer var. Burası dijital bir müze. Giriş ücretleri 300 küsür TL. O yüzden girmiyoruz. Şimdi burada ben üç dükkana giriyoruz. Ben de Zuhal'de vardı. Önce Zuhal'i mi gezelim? Evet hem daha büyük. Tamam Zuhal Müzik Market. Şarjı. Burada görmüş olduğunuz gibi Marvel'ın... Marvel bu arada. Marvel diye bastırmamın nedeni bunu Yağmur'un Marvel diye okuması. Hayır çok eskiden öyle okumuştum. Eskiden okumasıydı diyorum zaten işte. Bu Mert arada. Mert buna bayılır bence. Mert Marvel sever. Evet Mert Marvel sever. Seviyor değil mi?
kaç? 1100 mü? Fakir zeyniz yağmur zeyniz. Bir İngilizce. Bir de İngilizce kursuna gitmek lazım. Bu arada Yağmur İngilizce kursuna gidiyor. İngilizcesini daha da geliştirmek için. Çünkü zaten çok gelişmiş. Şu an C2. Yakında D1'e başlayacak. Dedim lesson 10. Looking out of the window. What can you see? I can see trees and houses in the street. I don't care. It's coming along the top of the garden wall. Bu arada buranın kırtasiye bölümü... Ya ben buraları tanıtmak için gelmedim ki buraya. Ama çok güzel. Evet. Ne diyorsun? Woody. Babası. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Of çok güzel. Previously on the Flash. I think you are. This is what we talked about. Using my speed to do good. We talked. Sihir dükkanına girdik. Harry Potter'lar her yerde. Alo. Ben bir tane tavuk. Çıktın mı yine? Dur sana büyü yapacaktım. Voldemort'un büyüsüyle. Avada Kedavra'ydı galiba. Benzli ürünleri de var bu arada. Yani adından belli zaten sihir dükkanı oldu da. Christmas market arıyoruz bu arada. Şimdi buraya oturduk. Adını reklam yapıyormuş. Şey yiyeceğiz. Sen niye çektin ki? Evet. Hani böyle şunlardan oluyor ya. Böyle hani sushi gibi çiğ köfteler. Kebap dürüm. Süper kova ama gözükmüyor burada. Neyse sushi gibi olan bunu yiyecektik var ya neyse. Sushi gibi olan çiğ köftelerden yiyeceğiz bakalım. Bakalım nasıl? Güzel zaten Asya'da yiyebilirsin. Nasıl beğendiniz mi? Evet beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ama sen tanıyor muyum beni size ama? Yok. Al ama. Efendim canım. Fenomen. Hay. Biz şimdi ne yaptık Yağmur? Bir anlatalım hemen 2 dakika. Neyi ne yaptık? Biz gezdik Christmas Market. Bunların güzelliğine bakın. Çok tatlı bence. Biraz SpongeBob'a mı benziyor şu an? Nereye? SpongeBob. Evet doğru. Oradaki şeyler gibi. İçeriği de çeksene çok güzel. Enough. Neyse şey diyeceğim şimdi. Biz Christmas Market'i gezdik. Bir tek dilim var. Never enough. Bu ne? Nasıl deldik? Neyse biz Christmas Market'i gezdik. Sonra oradan bir teklif aldım çiğ köfteciden. Story'imde paylaşacağım bu arada. Çünkü dedim ki abla video çekiyorum da çekebilir miyim? O da tabii ki seni takip edeyim hemen falan deyip Instagram'dan takip etti beni. Sonra paylaşırsan çok sevindim. Dedim ki abla o kadar büyük bir kitleye hitap etmiyorum ben dedim daha. Hani öyle dedim kendi çapımda şu an dedik olsun. Ben de iyi dedim o yüzden paylaşacağım. Neyse biz işte sonra oradan tekrar çıktık Christmas Market'i gezdikten sonra ne yaptık? Buraya otur. Yok aşağıdaki AVM'ye gez. Klasik bir AVM olduğu için çekmedim. Sonra da Voy diye bir kafeye girdik ve ne içtik?
tam blueberry latte. Ben blueberry latte ve salted caramel. Salted caramel latte içti. Ne kadar ödedik? 90 liraydı bu. İki boyu var. Sen de mi 90 lira ödedin? Evet. Yasinler çok sonra tatlı. Sonra teknoseye girdik, iPhone'lara baktık. Orada bowl'lar var. Oradan çeksene fiyatları. Böyle tatlı. Ya of, o kadar bulanık ki. Bakın hiçbir şey gözükmüyor. Evet Yağmur, kahveciyi yorumla. Christmas Market'i de sen yorumlamadın, yorumla. Ay çok güzel, ben çok severim Christmas Market'leri. Biz de güzeldi ama bir şey bulamadık yani, ben daha çok doğru, bir de çok pahalı be. İzmir'de bir Christmas Market'e gittim, orada mesela çok güzel ve uygun fiyatlı Christmas şey. Yılbaşı ürünleri, evet. Vardı. Böyle o süsler 20-25 lira falandı ve böyle el yapımı çok güzeldi ama el yapımı gibi durmuyordu yani. Bakınız küp. Şimdi burada hediye paketi var. Hanımefendiler fotoğraf çekin. Gift box. Bakın. As you can see. For English. İngilizce kursuna gidiyor ya ondan. Neyse şimdi Yağmur çiçek alacak. Akşam burası daha güzel oluyor. Ben bir daha burayı çekeceğim şimdi. Daha iyi gözüküyor bu arada. Neyse işte akşam da böyle oluyor, ışıklar mışıklar. 150 dedi. Ne? Kardım kesin bu şey. Üzgün mü? All I want for Christmas. Evet, bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Christmas Market'i gezdik, gördük, eğlendik, yedik, içtik. Evet. Bakın çıkış. Çıktık çünkü. Şimdi Yağmur, sen burayı ilk kez görmüş bir person olarak. What do you think? Çok güzeldi. Özellikle sonraki. Evet, alevden bahsediyorsun. Ama bir saat bekledik ikinci gösteri için. Normalde böyle olmuyormuş. Ben de normalde bir yarım saatte biri oluyor diye hatırlıyorum. Benim saniye falan sürdü. Evet, kısa sürüyor. Yakaladın, yakalamadın, yakaladın. Bize mutlu yıllar diliyoruz. Evet. Bu yeni yılda daha düzgün olmayı unutmayın lütfen. Düzgün derken? Yani aptal davranmayın lütfen. Herkes için geçerli. Sen de aptal olma. Herkesin yeni yılı kutlu olsun tekrardan. Neyse, bu videonun sonuna geldik. Herkesin yeni yılı. Neyse, herkese mutlu yıllar diyoruz. Ben öyle diyorum gerçi şu an Yağmur telefonla. Alanım bitti. Neyse, videoyu burada bitiriyorum. Bye. Ay, annemle konuşuyorum. Tamam, bye de alan görüşürüz, kapanıp görüşürüz. Duruyor.